Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere paşa lokumu tarifi vereceğim. Tenceremize 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi tereyağımızı eritelim. Eriyen yağımızın içerisine 1 su bardağı unumu ilave ediyorum. Unumuzun kokusu çıkana kadar kavuralım. Unumu güzelce kavurdum. Şimdi altını kapatıyorum. Bir 5 dakika soğutuyorum. 2 yemek kaşığı buğday nişastası ilave ediyorum. 1 su bardağı toz şeker ve 1 litre süt ilave ediyorum. Yavaş yavaş ekleyelim. Ocağımı açıyorum tekrar. Devamlı karıştırarak pişirelim. Çok güzel bir şekilde koyulaştı muhallebim. Şimdi içerisine 1 paket vanilya ilave ediyorum. Tekrar güzelce karıştırıp altını kapatacağım. Bu tip tatlılar yaparken unu kavurursanız daha lezzetli olur. Çok da güzel kokuyor. Şimdi altını kapatıyorum. Bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Biraz ılıyacak. Ondan sonra mikserden geçireceğim. Şimdi muhallebimi mikserden geçireceğim. Fırın tepsime bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Açık yer kalmayacak şekilde koyalım Hindistan cevizimizi. Hazırlamış olduğum muhallebimi eşit şekilde güzelce döküyorum. Üzerini güzelce düzleştirelim. Şimdi tatlımı dolaba kaldırıyorum. İyice soğuması gerekiyor. Biz de bu arada krem şantimizi hazırlayalım. Bir paket toz krem şantimi bir kaba döküyorum. İçerisine 1 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Üzerimize sıçramaması için kapağını kapatıyorum. Ve krem şantim koyulaşana kadar çırpıyorum. Krem şantimi çırptım. Şimdi muhallebimin üzerine dökebilirim. Muhallebim de çok güzel bir şekilde soğumuş. Şimdi krem şantimizi her tarafına gelecek şekilde dökelim. Krem şantimi de sürdüm. Eğer vaktiniz varsa bir gece bekletin. Yoksa da 1-2 saat beklettikten sonra sarabilirsiniz. Şimdi dolaba koyup bekletiyorum. Dolapta birkaç saat beklettikten sonra artık sarmaya geçelim. Şimdi ilk başta bıçakla keselim. Ortadan ikiye kesiyorum. Bu şekilde de uzunlamasına keselim. Şimdi şu uç taraflarına ceviz koyacağım. Fındık da olur. Hangisini tercih ederseniz. Şimdi güzelce saralım. Bir spatula yardımıyla bu şekilde kıvırıyorum. Ve servis tabağıma koyacağım. Şöyle size yakından da göstermek istiyorum. Paşa lokumum servisi hazır. Ben bu şekilde hazırladım. Eğer size dilimleri büyük geliyorsa ortadan ikiye kesip daha küçük lokumlar yapabilirsiniz. Kesinlikle deneyin derim. Yapımı hem kolay hem de lezzetli. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.